Kısa bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Maçın ardından kaldığı yerden devam ediyor ama özel bir konuğumuz var. Sevgili Marcel Tisserand, savunma oyuncumuz bizimle birlikte. Hoş geldin Tisserand. Teşekkür ederim. Bu sohbetin, röportajın diyelim, canlı yayındaki sohbetimizin çevirisine de sevgili Saruhan Karaman bizimle olacak. Saruhan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun bir aradan sonra Tisserand'ı ilk 11'de gördük. 90 dakika oynadı. Takımımız maça çok hızlı başladı. 14 dakikada 3 gol bulduk. Tisserand 14 dakikada bu 3 golü bekliyor muydu? Nasıl bir düşünceyle, nasıl bir taktikle maça başladı? Bunu bize anlatabilirim. Donc il dit que après quelques moments, après quelques de temps, tu as commencé à jouer comme le titulaire, 90 minutes et on a commencé très très vite au jeu et dans 14 minutes, on a marqué 3 buts. Et est-ce que vous attendiez cela? Comment, quel type de tactique vous aviez commencé au match en fait? Le coach avait demandé dès le début de match de mettre beaucoup de pression sur l'équipe d'Erzurum. C'est ce qu'on a fait. Et on a été récompensé très rapidement. C'est pour cela qu'on a pu marquer rapidement ces buts-là, parce qu'on a mis une grosse pression. Je pense qu'Erzurum n'était pas préparé à recevoir cette pression dès le début comme ça. Evet, Emre hocamız aslında maçtan öncesinde de bizde konuştuğunda ilk dakikadan itibaren baskılı bir oyun oynamamızı istemişti bizden. Ve biz de bunu erken bir şekilde başlattık ve golleri bulduk. Golleri erken dakikalarda bulduk. Tabii ki de çok önemli oldu bu bizim için. Sanıyorum ki yapmış olduğumuz bu presi önde yaptığımız bu baskıyı kaldıramadılar ya da cevap veremediler bu baskımıza. Neticesinde de böyle bir sonuç ortaya çıktı. Şu var ki, hocam soracak mısınız siz? Yok. Hani şu var ki Erzurum Spor'a takımımız hiç top oynama, maça ortak etme şeyinde hiçbir zaman olmadı. Tamamen maçın başından sonuna kadar kontrolü elinde tutan, özellikle hocamla da konuştuğumuz zaman çok böyle aşırı orta yapmadan, top şişirmeden hep özellikle rakibi göbekten delmeye, geçmeye yönelik de bir anlayış biz gözlemledik. Kendisi tabii geriden oyunu seyrettiği zaman takımın bu genel performansından nasıl bahseder? Il dit que quand on avait la possession, on n'a pas donné l'opportunité à l'équipe adverse de jouer avec le ballon. On a toujours dominé, on a toujours contrôlé le ballon. Et on n'a pas aussi centré, on n'a pas choisi de faire les centres pendant le jeu. On a toujours essayé de faire les attaques dans le médian. Et comment tu trouves, parce que tu étais également dans le dos, comment tu as regardé la prestation de l'équipe en ce point? C'est vrai qu'on a eu beaucoup la possession. On s'attendait aussi à avoir beaucoup la possession. On a été plus patient. C'est des choses dans lesquelles on était en difficulté avant. On était très pressé de vouloir finir les actions, toujours vouloir centrer rapidement. Ça fait quelques matchs qu'on prend un peu plus de temps pour construire les actions. Et c'est pour cela qu'on fait un peu plus de passes. Je pense qu'au niveau de la possession, on est bien meilleur que, par exemple, en début de saison. On fait les choses avec un peu plus de calme et plus de patience avec le ballon. Et ça nous réussit beaucoup. Evet, çok topla oynadık bu maçta. Zaten böyle bir maç olacağını bekliyorduk. Topa sahip olan tarafın olacağını bekliyorduk. Çünkü sabırlı bir şekilde topu oynadık. Daha öncesinde tabii ki başlara dönecek olursak, daha önceki dönemlerde biraz daha zordu bu tarz bir futbol oynamak. Daha çok orta üzerinden gitmeye çalışıyorduk. Ama daha çok topla oynayan taraf olduk ve daha iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bugün oynadığımız maçta da gösterdik bunu. Daha sakin bir şekilde bunu aslında yapıyoruz. Bu da bu anlamda bizim açımızdan önemli oldu. Hocam önemli bir şey söyledi aslında. Siz herhalde burada devreye gireceksiniz. Daha önce hep ortalar üzerinden oynamaya çalışan bir takımdık dedi. Fenerbahçe'nin yapısı orta oyunu değil. Yani ortayla oynayacak bir takım değil Fenerbahçe. Bu kadar çok top becerili oyuncu varken Fenerbahçe ortayla oynamazdı. Bunu da ligin başından beri ısrarla bu stüdyoda anlattık. İşte Tisserand da zaman zaman yani anlattığımız şeyleri o da biliyor. Analizler konusunda onun da bazen fikirleri oluyordu. Şimdi şey soracağım ben. Bugün iyi bir performanstı bugün. Tisserand'ın performansı. 4 Mart'ta Antalya maçından sonra ilk defa bir 90 dakika oynadı. Yani 2 ay sonra. Ben şunu merak ediyorum. Hep böyle teknik, taktik, analiz sorarım ama bu sefer daha sosyal bir soru soracağım. Tisserand Türkiye'deki kendi performansının yüzde kaçını verdiğini düşünüyor Fenerbahçe'ye. Kendi adına. Onun görüşünü ben merak ediyorum. Ve eğer eksikse neden mesela?
quand tu joues pour le maillot de Fenerbahçe, est-ce que tu penses combien de pourcentage de ta prestation tu peux montrer pour le Fenerbahçe? S'il est moins, quelle est la raison? Non, aujourd'hui en général, il demande. En général, je suis toujours à 100%. C'est toujours ma personnalité qui est comme ça, que ce soit à Fenerbahçe ou pour quand j'étais avant à Wolfsburg, par exemple. Je suis toujours à 100%. Bien sûr, aujourd'hui, avec le Covid, le public n'est pas là aussi pour nous pousser. Je pense que c'est un pourcentage en plus des 100%. Ça peut être 110% si demain, les supporters sont aussi au stade. Mais en tout cas, personnellement, je suis toujours à 100%. Et je suis prêt à tout donner à chaque fois pour Fenerbahçe et pour le club. Ben her zaman %100'ümü sergilemeye çalışan, %100'ümü ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Her zaman da karakterim bunu gerektirdi ve bunu yaptım. Bu Fenerbahçe'de de böyle, daha önce oynadığım Wolfsburg'da da böyleydi. Tabii ki de şu anda geçirmiş olduğumuz bir Covid salgını var ve bu süreçten dolayı taraftarımız yanımızda değil. Dolayısıyla belki bu %100 performans %110'a bile çıkabilirdi. Çünkü taraftarların etkisi bu anlamda yüksek olacaktı. Umuyorum ki onlar da yakın bir zamanda geri gelirler. Ama ben söylemiş olduğum gibi Fenerbahçe'nin menfaati için ve başarısı için %100'ümü her zaman sergileme noktasında gayretimi gösteriyorum. Şimdi son 4 haftaya bakarsak, bugünkü maçı 3-1 ile atlattık ama bu 4 haftanın 3 haftası kümede kalma mücadelesi veren takımlara geliyor maçlarımız. Hı hı. Arada bir Sivas Spor var. Çok daha rahat olan bu takımlara nazaran. Bundan sonraki 3 maçlık periyodu nasıl değerlendirir ki? Özellikle önümüzdeki hafta bir Ankara Gücü karşılaşması var. Il dit maintenant, dans les dernières semaines, on va jouer contre les équipes qui essayent de rester dans la division. Tu vois, maintenant, il y a également parmi ces matchs, il y aura les matchs de Sivas Spor. Ils sont plus tranquille par rapport aux autres équipes qui essayent de rester dans la division. Et on va également jouer contre Ankara Gücü. Qu'est-ce que tu peux dire pour ces semaines prochaines, en général? Je pense pour Ankara Gücü, on va jouer une équipe qui est similaire à l'équipe d'Erzurum. C'est une équipe qui va sûrement être compacte, qui va essayer de jouer des longs ballons. On devra se préparer à ça. Et puis Sivasspor, ça va être une équipe qui, comme il l'a dit, est plus calme avec le ballon. Donc on va devoir aussi être patient aussi dans le pressing pour récupérer le ballon et bien analyser l'adversaire. Bana göre oynayacağımız Ankara Gücü maçı da Erzurumspor maçında bugün oynadığımız maçtaki gibi benzer bir maç olacak. Onlar da kompakt bir şekilde durmaya çalışacaklar ve uzun toplar oynamak için hazırlanacaklar diye düşünüyorum. Sivasspor söylemiş olduğunuz gibi daha sakin bir pozisyona ve topla oynamayı seven, daha sakin oynamaya çalışan bir takım. Dolayısıyla bu oynayacağımız maçlar için doğru bir şekilde analiz yapıp ona göre hazırlanacağız. Biz hocamla hep şunu konuşuyoruz programlarda veya program haricinde. Fenerbahçe'nin bundan sonraki 4 karşılaşmada en iyi şekilde oynaması gerekiyor. 3 puanları toplaması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde yer alması gerekiyor. Ama en önemlisi sergileyeceği futbolla önümüzdeki senenin tohumlarını da atacağına biz inanıyoruz. Yani takım geride kalan maçları, değil mi hocam, ne kadar iyi oynarsa önümüzdeki sezona sanki nerede kalmıştık veya şurada işi bırakmıştık, hadi buradan devam edelim havasıyla şampiyonluğun yine en güçlü aday olarak başlayacağına inanıyoruz. Kendisi bu görüşe, bu düşünceye katılır mı? Il dit que pour les matchs prochains, il dit en fait comme Fenerbahçe, nous devons montrer la prestation le plus. On doit faire de notre mieux et on doit également gagner les 3 points dans les matchs prochains pour participer aux Ligues des Champions avec notre prestation, avec notre foot. On doit également montrer une très très bonne impression aux supporters. Et après, quand on commence la saison prochaine, les gens doivent dire que, alors, ils continuent encore de montrer une bonne prestation et pour également être candidat de gagner le titre. Qu'est-ce que tu penses sur cet avis? Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est un très bon avis. Aujourd'hui, on a les joueurs et l'équipe pour produire du beau jeu et gagner les matchs. Je pense qu'avec ce potentiel de l'effectif, on doit pouvoir procurer aussi ce plaisir aux supporters de regarder les matchs de Fenerbahçe et de continuer à nous supporter. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique, on a un groupe qui est très solide et qui est solidaire et on doit continuer sur cette lancée. Bien sûr, il faut récupérer les 9 points qui vont rester pour continuer la bataille pour être champion, parce que j'y crois toujours.
et garder cette place pour la Ligue des Champions qui est très importante pour le club. Evet, söylediğiniz şey doğru, katılıyorum. Takım olarak ben aslında iyi bir oyun ortaya çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Kazanabilecek oyunu oynayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü o karakterde oyunculara sahibiz ve potansiyelimizin de güçlü olduğunu aynı zamanda söyleyebilirim. Sağlam oyunculardan kurulu bir takımız. Karakter olarak sağlam oyunculardan kuruluyuz. Dolayısıyla da bizim taraftarları ya da bizi izleyenleri mutlu edecek bir oyun sergileyebilecek potansiyele de sahip olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü dinamiğimiz iyi, güçlü yanlarımız var ve güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Ve tabii ki de bu noktada böyle devam etmemiz gerekiyor. Geride kalan 9 puanı da almak istiyoruz şampiyonluk için. Ve ben zaten başından beri inanıyorum şampiyon olacağımıza. Kulüp olarak da Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir noktada olmak da aynı şekilde önemli olacaktır. Peki bugün çok önemli bir günde Erzurumspor karşısında forma giydi. Kulübümüzün bugün kuruluş yılıydı, kuruluş yıl dönümüydü. Bununla ilgili neler söylemek ister? 114 yıllık bir kulübün formasıyla bugün sahaya çıktı. Donc aujourd'hui c'était également un jour très très spécial pour Fenerbahçe parce que c'était l'anniversaire de la naissance, c'est devenu 114e an pour Fenerbahçe. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? C'est un jour très important. On devait honorer aussi ce jour par une victoire. Je pense que tout le peuple de Fenerbahçe est très content qu'on ait gagné ce match dans ce jour aussi très important pour le club. Donc je pense que c'était pour rendre hommage aussi à l'anniversaire du club. À cet anniversaire. Tu félicites. Evet, gerçekten önemli bir gün bugün. Aynı şekilde bugün 3 puan almak da çok önemliydi. Ben tabii ki de onur duyuyorum bugün aldığımız 3 puandan dolayı da ve bugün kazandığımızdan dolayı. Çünkü Fenerbahçe'yi takip eden herkes böylesine özel bir günde kazanmaktan dolayı mutlu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de ben de kutluyorum aynı şekilde bu yılı. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Et on te souhaite le succès pour la prochaine. Kendisini burada ağırlamak güzel bir keyifti bizim için. Sana da çok teşekkür ederim tercümelerin için. Bir soru da sana soruyorum. Kaç tane defter bitiriyorsun bir senede? Kaç tane? Yani bir ya da iki. Çok fazla değil. Çünkü kelime kelime aldığımız için. Hocam geneli burada kafada kalıyor. Yani. Ufak tefek. Çok soru. Çok fiilleri alıyorsun büyük bir ihtimalle. Bir fiil söylüyorum. Anahtar kelimeleri mesela. Daha çok. Öyle. Hocam sadece bir dil olarak değil. Kaç dil birden. Bravo. Müthişler. Yani. Saruhan'ı biliyorum canım. Yani Saruhan en son Ugandaca konuşuyordu. Bilmiyorum. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, teşekkür ederiz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Başarılarınızın devamını diyelim.